Evet sevgili dostlar, 2 hafta bir pazarlama sohbetlerine beraberiz. Mobil Dev'in düzenlediği, Mobil Dev'in katkılarıyla yaptığımız pazarlama sohbetlerinde beraberiz. Bugün yine çok gündemde bir konuyu konuşacağız. Yapay zeka hakkında konuşacağız. Pazarlama çalışmalarında yapay zekadan nasıl fayda sağlarız, nasıl faydalanırız bunu konuşacağız. Ve bu konuyla alakalı çok değerli bir arkadaşımız olacak. Bu konuda uzman. Bayağı hazırlandı program, onu söyleyeyim. Dün toplantı yaptık. Yarım saat boyunca şunu anlatmak istiyorum, bunu anlatmak istiyorum. Şu var, bu var. Bayağı dolu dolu geldi sağ olsun. Bütün konuklarımız gibi o da hatta belki çoğu konumuzdan daha fazla hazırlanmış. Dedim ki bir saatimiz var. Bir saate nasıl sığdıracağız? Ben sığdırırım, sunum hazırlarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Bayağı böyle güzel bir yayın bizleri bekliyor. Dolu dolu bayağı bir şey öğreneceğiz. Ben öğrendim, bugün de öğrenmeye devam edeceğim. Peki kim efendim konuğumuz? Kim bugün bizlerle beraber? Sevgili İnsaf Zahruni bizlerle beraber olacak. Ve yapay zeka sayesinde pazarlamada neler yapabiliriz? Nasıl kendimizi hızlandırırız? Bunları konuşacağız. Kısa bir ara. Aradan sonra başlıyoruz. Şu anda YouTube'dan, LinkedIn'den, Twitter'dan, Facebook'tan, Twitch'ten 5 tane mecradan eş zamanlı yayın yapıyoruz. Lütfen sorularınızı hazırlayınız. Her zaman olduğu gibi suyunuzu, çayınızı, kahvenizi alınız efendim. Başlıyoruz. Evet, İnsaf hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın, nasıl keyifler? İyiyim, keyifliyim gayet her şey. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bayağı böyle çalıştın ya. Böyle şey gibi hissettim kendimi. Okulda gibi hissettim. Bir kere öncelikle ellerine sağlık. Çok detaylı. Aslında severek hazırladım. Umarım faydam olur. Olmaz olur mu? Bayağı güzel. Şimdi bir saat boyunca dediğim gibi konuşacağız ama biraz böyle senin ismini duyunca İnsaf, hani böyle değişik bir isim. Seni çok merak edenler oldu. Öncelikle kısaca kendinden biraz bahsetmeni rica edeceğim. Tam olarak ne yapıyorsun? Nerelisin? Nereden geldin? Ve yapay zeka ile alakalı çalışmalar ne zaman başladı? Ne yapıyorsun? Biraz böyle başlayalım. Ondan sonra da detaylara girelim. Buyurunuz. Tabii ki. İsmim göründüğü gibi İnsaf Zahruni, okunuşu da Zahruni. Tunusluyum. 11 senedir Türkiye'de yaşıyorum. 11 sene. Evet. Maşallah. O yüzden aslında hani Türkçe tabii ki de öğrendim. Türkçe işte benim 4. dilim, o yüzden hani bugün lisanım sürtüşürse affola şimdiden. Normalde aslında ekonomi ve işletme okudum. 4. sene üniversiteden ihtisas olarak marketing, pazarlama okudum. Sonra da yüksek lisans olarak stratejik pazarlama tercih ettim. Ve oradan devam ettim tabii ki de. Tabii dünyanın hızına aslında geçmeye çalışırken birçok sonradan training ve eğitimler almak zorunda kaldım birçok insan gibi. Çağın hızına aslında ayak uydurmaya çalışırken oradan yapay zeka geliyor. Harika. Bu arada en sonunda da mutlaka söyleyeceğim ama sevgili dostlar bazen niye atladın söylemeyi diye bana böyle şey yapıyorsunuz, sitem ediyorsunuz. Bugünkü programla alakalı web sayfasına biliyorsunuz bazı böyle web sayfalarına girdiğimizde çerez yönetimi uygulaması var. Ve artık bu bir zorunluluk haline geldi. O yüzden de Cookie Management adlı ürünü var Mildev'in.
Bunu da almak isterseniz, bundan faydalanmak isterseniz alttaki linke tıklayarak %20 indirimli buna kavuşabiliyorsunuz. Şimdiden bu linki tıklayın ya da yayından sonra tıklayın ama en azından kopyalayın. Sonra neredeydi o link diye mesajlar atıyorsunuz. Bir de ikinci ricam şu olacak. Bizlere buradan yazınız. Nereden izliyorsunuz bilmiyorum. Yani bir sürü mecradan eş zamanlı yayın yapıyoruz. Yapay zekayı kullanıyor musunuz? Yapay zekayı biliyor musunuz? Çünkü bilmeye de olabilirsiniz yani günün sonunda. Bilmek zorunda da değilsiniz. Yapay zekanın insanlığın sonuna getireceğini düşünüyor musunuz? Böyle şeyler atılıyor, başlıklar atılıyor biliyorsunuz. Gazetelerde şeylerde biraz böyle şok 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 şeklinde. O yüzden yazınız, paylaşınız. Ne kadar çok bilgi paylaşırsanız, ne kadar çok böyle kendinizi anlatırsanız bunu yapıyorum, şunu yapıyorum ya da şunu merak ediyorum şeklinde biz de burada sevgili insafla sizlerin hem sorularınızı cevaplandırırız hem de ne kadar etkileşim olursa o kadar iyi. Şimdi insaf, yapay zeka, hayatımızda çok şey şimdiden değiştirmeye başladı bile. İş yapış şekilleri hızlandı, değişiyor. Ben seninle önceden konuştuğumuzda elinde bir takım istatistikler vardı. Onları biraz ben bizimle paylaşmanı rica edeceğim. Tabii oradan ki. Aslında şimdi belki de hepimiz yani yaklaşık olarak bir fikrimiz var. Gördüğümüz uygulamalardan, günlük hayatımızda kullandığımız bazı araçlar ve uygulamalardan belki de bir fikrimiz oluştu yapay zeka ile ilgili. Ama bunu rakamsal olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani başlayacak olursak şöyle söyleyeyim. Bugün yapay zeka artık geleceğe ait bir kavram olmadığını hani düşünmemiz gerekiyor. %77 cihazlarımızdan yani cihazların %77'si daha doğrusu bu devrim niteliğindeki teknolojiyle aslında güçlendirilmiş durumda bugün. İkinci bir rakam verecek olursam yapay zeka startup ekosistemi mesela 100 yılın başından yani yıl 2000 bu yana %14 kat büyüyerek patlama yaşıyor ve hızlanmaya devam ediyor. Üçüncü rakam ve bence önemli. Özellikle karar vericiler iş dünyasında ya da iş liderleri yani C-suite ya da C-suite yönetici kitlesi dediğimiz %84 C-suite yöneticisinin inandığı yapay zeka potansiyeliyle büyüme hedeflerine ulaşmaya başladı. Bu ne demek? Eğer iş dünyasında global olarak onlar karar vericiyse demek ki yavaş yavaş bir lokomotif rolü oynayarak aslında tabii ki de arkasındaki tüm iş gücü oraya aslında taşıyacak zamanla. Ve bu aslında kaçınılmaz bir sonuç olacak. Dördüncü rakam 2030 yılına kadar yapay zekanın dünya ekonomisine 15.7 trilyon dolarlık ve %14'lük bir katkı sağlanmasını bekleniyor. Dünyada insanlardan daha fazla yapay zeka asistanı olacak. Bu bir şey artık hani mit değil. Bu bir gerçek ve tahminlere göre aslında 2024 yılına kadar, 2024 yılına ne kadar kaldı? Dünyada 8.4 milyar yapay zeka destekli dijital sesli asistan birimi olacağını ve bunun toplam küresel nüfusu aşacağını gösteriyor. Yani aslında bizden daha fazla asistan, yani sesli asistan, dijital sesli asistan, yapay destek. Bazı insanlar iki tane, üç tane mi kullanıyor? Nasıl oluyor o iş? Herhalde öyle oluyor. Yani telefonda dersiniz. Yani şu an nasıl telefonlarımız iki ise aslında profesyonel ve kişisel olarak kullanma fırsatlarımız olacak. Rakamlar oldukça fazla. Bu arada sevgili Saliha Yiğit LinkedIn'den demiş ki İnsaf Hanım gayet iyi demiş, Türkçeniz gayet anlaşılır demiş. Çok sevindim. Emine Akay da merhaba demiş ve demiş ki ben de işim gereği yapay zekayı kendime destek olarak kullanıyorum. Hayatımıza girdi ve kolaylaştırıyor. Bu sevindirici. Ancak etik konusunda, evet bravo, ben de aynısını düşünüyorum. Endişelerim var herkes gibi. Birazdan bunları da yapacağız. Etik konusu, ben tabii onu biraz daha şey yapayım. Hukuki konularda zeminler biraz kaygan. Mesela ben de bir örnek vereyim. Bunlar seneler önce, 2-3 sene önce bir yazı okumuştum.
biliyorsunuz bazı yurt dışında gazetelerin bazı sayfaları yapay zeka tarafından yazılıyor. Önce spor sayfalarından başladılar. Çünkü en suya sabuna dokunmayan sayfalar, yani hata da olsa sıkıntı yok biliyorsunuz. Yani bir de basit, yani zeki rakamlarla bir takım şeyler çıkartılıyor ama sonra tabii burası başarılı olunca diğer haberleri de yapay zeka ile yazan makale, gazeteler vesaireler çıktı. Orada şu konuşuldu. Biliyorsunuz bir gazetede bir hatalı bir haber olursa ya da yanlış yorum olursa her gazetenin bir genel yayın yönetmeni var ve ona bir kırmızı kart çıkartılıyor. Kardeşim sen ne yaptın deniyor. Genel yayın yönetmeni. Hesap sorulabiliyor. Ama şimdi yapay zeka bu gazeteyi yazarsa yapay zekaya mı kızacağız? Kime kızacağız? Kim sorumlu olacak? Mesela en ufak bir örnek, yani bunu altını çizeyim. Bu ve buna benzer ve örnekler çoğaltılıyor. Dediğiniz gibi hem hukuki zemin hem etik kurallar soru işareti olabiliyor. Şimdi tabii yapay zekanın işlere dahil olmasından dolayı büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Birazdan detaylara gireceğiz ama biraz bundan da bahseder misin? Tam olarak ne oluyor, ne yaşıyoruz insan? Aslında hatırlarsanız 5 sene önce ya da 10 sene önce nasıl bir herkes dijital transformation ya da dijital dönüşümünden bahsetmeye başladı. Özellikle büyük firmalarda ve herkes aslında bu dijital dönüşümü için kendini hazırladı. İşte büyük firmalar ERP işte'nin son güncel halini almaya çalışırken işte ya da işte şey Dark Factory kavramları, Dark Factory karanlık şey. İnsansız fabrika gibi. Yani evet, aynen. Nasıl deniliyor Türkçe'de bilmiyorum. İnsansız fabrika diyoruz genelde. Yani... İnsansız fabrika aslında, evet. Dark Factories için aslında böyle bir düşünceler... Böyle düşünceler vardı aslında bir zamanlarda. Dolayısıyla evet, o zaman şimdiden firmalar ya da büyük firmalar, dünyada karar vericiler şimdiden aslında digital transformation için en iyi zaman olduğunu düşünüp 10-15 sene önce aslında daha doğrusu başladı ve o dijital dönüşümüyle ilgili bayağı çalışmalar başladı. Aslında o onun zemini, yani şu anki yapay zeka değişikliklerin zemini olduğunu düşünüyorum. Bugün firmaların hedeflerine düşünecek olursak, kaynaklarına düşünecek olursak, dünyadaki kaynakların azalmasından hani bakacak olursak, yapay zeka en iyi çözüm olarak şu an görülüyor. Hani nasıl mesela işte yapay zeka işletmelere entegre olarak yani daha akıllı karar verme sağlıyor, rutin görevlerin otomasyonu ve gelişmiş müşteri deneyimlerine yol açıyor daha doğrusu. Yani şimdi mesela örnek, gerçek bir örnek alacak olursak bir firma sahibi düşünün. Kaynak olarak hem ekipmanlar kullanıyor hem insanlar kullanıyor. İnsanlar kullanıyor demeyeyim, yani insan kaynaklarını kullanıyor, bilgilerini kullanıyor. Hem de sermayesi kullanıyor. Eğer vakit olarak da bir kaynak bu arada. Eğer rutin görevleri, yani insan kaynaklarının rutin görevleri otomasyonuna bağlanmazsa bir noktada tabii ki de geride kalacak. O yüzden aslında bu çoğu firmalar ya da daha iyi sonuç almaya çalışan yani bu yapay zeka çağına ayak uydurmaya çalışan firmalar aslında nin hedefi budur. Yani performans yükselmek ile kalmayıp kaynaklar da daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. O yüzden yapay zeka en iyi çözüm olarak aslında şu an görülüyor. Şimdi sevgili Niyazi Yalçınsoy demiş ki transhumanizm eşittir yapay zeka demiş. Sevgili Hakan Eren el sallamış. Ne güzel, el sallayanınız bol olsun. Gizem Hançer Demir her zaman katılır sağ olsun. Merhaba demiş, iyi yayınlar diliyorum demiş. Yapay zekada ya da kullanımında sorun yok ama ve lakin makine öğrenmesi dediğimiz mekanizmaya ve etik temeline oturtmak gerekir diye düşünüyorum. Her teknolojik gelişme gibi iyi mi kötü mü kullandığımız ve ne ürettiğimiz mühim demiş. Bu doğru. Makine öğrenimi biraz soru işareti, çünkü bu yapay zekada sonuçta ne görürse onu şey yapıyor. Onu öğrenir. Tabii Amerika'da şimdi bunlar akılda bir soru var ama mesela bir örnek vereyim. Amerika'da belki kulağına geldi mi bilmiyorum. Amerika'da bir biliyorsun bu stajyer avukatlık da artık yapay zekaya evriliyor.
İşte böyle bir takım davalarda işte hakim ya da savcı işte şey istiyormuş. Yani bundan önce böyle bir case, böyle bir olay olduğu zaman ne sonuçlar çıkmış gibi. Yapay zeka bunu 2 dakikada hemen çıkartıyor işte, 2 saatte, 1 saatte geçmiş 50 tane böyle bu tip case'lerde, bu tip davalarda ne sonuç çıkmış. Ha, jurisprudence, evet doğru. Ve ilginç bir şey var. Siyah ırkın hep şey oldu. Yani işin içinde siyah ya da halk diliyle zenci dediğimiz ama siyah ırk dediğimiz insanların hep suçlu olduğu ortaya çıkmış. Ve sonra bakmışlar, Allah Allah falan, ya %100 olur mu ya, ya da %95, %98 gibi çok yüksek rakam. Sonra bakmışlar ki arka tarafta aslında işler öyle değil. Yani davaların detayına girince aslında çoğu davada siyah, yani siyah ırktaki arkadaşların suçu bile yok. Ama maalesef işte o ırkçı yaklaşımdan dolayı öyle karar verilmiş. Yapay zeka da onu baz alıyor doğal olarak, makine öğrenmesi. Sonra ilginç bir olay oluyor. Tabii bu yapay zeka bazı işleri bitirdiği gibi yeni sektörler de doğuruyor. Etik bilmem ne komisyonu kuruluyor. ve bu komisyon bu tip davalarda işte yapay zekanın çıkardığı sonuçları inceliyor. Ve bu komisyon ilk başta 40 kişi kuruldu ve Amerika'da kuruldu. Bu 4 sene önceki haber bu arada. Ve başında da bir Türk hanımefendiyi koydular. O ilginçti. İsmini unuttum şimdi hanımefendinin. O yüzden de belki de o 40 kişilik komisyon şimdi 4000 kişi oldu. Çünkü bir sürü yapay zeka ile alakalı şeyler çıkıyor. O yüzden bunlar ilginç. Şimdi temelleri biraz detaylandırmak istiyorum. Yani işin A'sından B'sinden başlayalım. Veriden bahsettik. Yani elimize bir data seti olması lazım. Bir veri olması lazım ki yapay zekanın ilerleme şansı olsun. Sonrasında da hedefleme ve segmentasyon işin içine giriyor. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunacağız. Biraz bunları anlatır mısın bizlere? Tabii ki. Şöyle, yapay zeka aslında birkaç aslında veri daha önce paylaşmayı düşünüyordum ama belki de yeri gelince biraz daha paylaşabilirim. Bir de paylaşabilirim yani. Olur. Şöyle. Şimdi 4. slide paylaşabilirsin Murat istersen. Hemen açtım. Tamam. Bu değil mi? Evet. Evet. Şimdi ilk önce hani pazar büyüklüğüne bakacak olursak tam olarak neyden bahsettiğimize daha net bir şekilde, özellikle ileride bahsedeceğimiz konular buna bağlı olarak devam ederiz. Yapay zeka teknolojilerindeki büyüme iş dünyasında bayağı çığır açıyor, yani gerçekten büyüyor. Yapay zeka pazar büyüklüğü 2 rakamla bahsedebiliriz. 87 milyar dolar değerinde. 2021'de hani bilinen 2030 yılında 1.6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu ne demek? %38 büyüme, yani bileşik yıllık büyüme oranla büyümesine bekleniyor. Şimdi böyle bir rakamdan sonra aslında ne düşünüyoruz? Tam olarak bunun içinde neler var? Hangi sektörler var? Hangi kullanım alanlar var? Kullanım alanları da bununla ilgili de bu arada aslında birkaç örnek gösterebiliriz. McKinsey'in yaptığı bir araştırmanın sonucu ve firmalar, biraz önce bahsettiğin firmalar da, onlar da ne kadar bütçelerinden bugün hani harcıyor ve ne kadar yatırım yapıyor yapay zeka için. Bunu da aslında 2030'daki pazar büyüklüğüne ulaştıracak yavaşta. Yapılacak yatırımlar da bu arada şunu söyleyebilirim. Yani sorduğun soruyla alakalı. Şöyle 6, 7 ve 8 gösterebilirim Murat istersen, ama sen istersen 6. slide paylaşabilirsin. Aynen. Şöyle, yani şöyle 2023'te hangi yapay zeka istatistikleri mesela öne çıktı? İşte hani geçmişten bahsettik biraz önce, işte bazı örneklerden bahsettik vesaire. Ama ne kadar yatırım yapılacak? Bu pazar büyüklüğüne yavaş yavaş nasıl ulaşılacak? Aslında bazı araştırmalardan bahsetmekte belki de fayda var. Hani pazarlamaya kadar hani yavaş yavaş varmış olacağız. Yani bunlar verirsek şu anki değişimler pazarlamada, onlar daha iyi anlamış oluruz.
Büyük şirketler de mesela şu an yüksek olasılıkla bir yapay zeka stratejisi uygulayacak. Yani özellikle uygulamamış olanlar bile bu seneden itibaren hani uygulamaya başladı. MIT Sloan'ın yaptığı şeyinin bir araştırması aslında yapay zeka istatistikleri üst düzey yöneticilerin %75'i bugün yapay zekanın kurumsal büyüme ve rekabet avantajı sağlayacağına inandığını gösteriyor. Ve bu %75 yöneticilerin dediğim aslında dünyanın en büyük firmalarından bahsediyorlar. Oradaki karar vericilerin %75'i bu şekilde düşünüyor. Tüketicilerin çoğu yapay zekanın hayatlarını aslında iyileştireceğini düşünüyor. Burada pazarlama aslında hani bu en önemli şey veri pazarlama için. Yani strateji analytics anketine göre mesela hangi ülkelerde işte bu rakam daha çok anlam kazanıyor? Hindistan, Çin, Batı Avrupa, ABD'den mesela katılımcıların %41'i mesela yapay zekanın yaşamlarını hani iyileştireceğine inanıyor. %41 dediğim ve bu kadar büyük nüfusu olan ülkeler Hindistan, Çin, Batı Avrupa yani neredeyse hemen hemen dünyanın yarısından aşmış durumda şu an yani. Pek çok insan aslında yapay zeka platformlarını da kullandığının farkında değil. Bu beni şaşırttı aslında. Ben de bu program için hani hazırlanırken ben zannediyordum ki aslında yapay zeka kullandığımızda kullandığımız uygulamalar insanlar hani araştırıp da indiriyor ya da hani isteyerek hani indiriyor ama aslında bu tamamen insanların alışkanlıklarıyla alakalı. Birçok insan kullandıkları sistem yapay zeka destekli olduğunu bilmeden aslında kullanıyor. Pegasus sisteminin hani bir araştırmasına göre sadece %34 tüketici yapay zeka deneyimlediğini biliyor. Ancak %84'ü aslında yapay zeka destekli bir cihaz ya da hizmet kullanıyor. Yani sen Murat mesela sana soracak olursam şu an bugün hani kullandığın tüm araçlar ne kadar hani yapay zeka destekli olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ben çünkü sonuç odaklıyım. Sonuca bakıyorum. Arkadaşlar detaylarına gireceğiz. Çünkü bir sürü uygulamalar var ama ama eminim ki bunu da soralım. Yani burada bizi izleyen dostlarımıza da soralım. Yani kullandığınız platformlar, girdiğiniz sayfalar, kullandığınız bir takım yazılımlar, bunların arka tarafta yapay zeka olup olmadığını biliyor musunuz? Bence çoğunda da var artık. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani böyle bir vibe oluyor. Yani bütün şirketler yani yapay zeka sunmayanı dövüyorlar gibi bir şey yani. Şimdi dönerciye gidiyorlar al. Abi yapay zeka yaptı demez diyecek artık. O şeye geldi. Herkes bir yapay zeka hayranlığı var. Dünyada da böyle. Bizim çocuklar herkes yapay zekalı bir şey sunuyor. Ama halbuki önemli olan sonuç getirmesi. Mesela Gizem Hanım güzel bir yorumda bulmuş. Demiş ki şirket unvanlarını da sirayet etti artık. Geçenlerde bir gönderide görmüşüm. Richard Benjamin, İspanya merkezi bir global telekomünikasyon şirketi olan Telefonica'da sorumlu yapay zeka başkan yardımcısı. Evet, evet. Evet, ünvanları da girdi. Emirhan Bey de demiş ki, hatta önce şunu söyleyeyim. Spotify yıllardır Python tabanlı yapay zeka kullanıyor. Evet. Şimdi Emirhan'ın bir sorusu var, Emirhan Bey'in. Yapay zeka etiğe sahip olabilir mi? Mesela sizin örnek üzerinden yapay zekanın yönettiği bir gazete insanın etik olarak eleyeceği bir haberi yayınlayabilir ya da tam tersi olabilir. Ne diyorsun? Yani bunlarla alakalı yani. Bu arada seneye işte biz de ileride aslında bununla ilgili de birkaç örnek hazırladım ama seneye en büyük trendlerden bir tanesi bu arada hem etik AI yani yapay zeka niteliği hem de legislation AI yani yapay zeka mevzuatı. Yani en çok konuşulacak ve bunu birçok ülkede duyacağınız en çok konular bunlar. Yani ethics yani bildiğiniz etik yapay zeka ile ilgili olan etik konuları ve yapay zeka mevzuatı. Şimdi dördüncü soruya gelecek olursak hani biraz önce işte aslında bahsettiğin konudan şu an hani
bu konuyla alakalı olabilir. Şöyle, yapay zekanın şu an aslında mevcut yapay zekalar kullandığımız telefonlarımızda olsun ya da işte kullandığımız araçlarda olsun, işte internet üzerinde alışveriş yaparken e-commerce yani e-ticaret ile alakalı olan araçlar ve yapay zeka yazılımlar olsun, onlar hangi kategoride? Tamam, yapay zeka kullanıyoruz ama hangi yapay zeka kullanıyoruz bugün? Aslında bunu şu şekilde anlatabilirim. Yani neredeyiz ve durum daha ne kadar korkunç olacak? Bunu anlamakta belki de fayda var. Bir araya girmek istiyorum. Yani mesela sanal asistanlar, içerik üretimi yapan platformlar, otomatik reklam otomasyonu gibi mesela Amazon, Netflix, Spotify gibi platformların ürün ve içerik önerileri. Mesela ben Netflix'e giriyorum. Bana bu filmi izle diyor mesela. Ya da bana şey yapıyor, e-mail atıyor, şak diye şunu yap diyor. Spotify'da keza buna benzer şeyler var. Amazon dediğin gibi e-commerce, e-ticaret tarafında. Amazon herhalde bu konularda en ileride olan. Çünkü Amazon zamanında da müşteri davranışına göre tavsiye, yani recommendation engine denen tavsiye motorları vardı Amazon. 15 sene önce bakmıştı buna. Bunu alan bunu da aldı, bunu alıyor, bunu şunu yapıyor. Sen de isterseniz etkileniyorsun. Şimdi aslında demin oraya da girdik, yani neler girdi hayatımıza. Farkında değiliz dedin ya, neler yapılıyor, neler oluyor. Arka tarafta bilelim yani yapay zeka. Evet. Şimdi şöyle mesela şu an kullandığımız yapay zekanın dar yapay zeka olduğunu ya da zayıf yapay zeka olduğunu en azından söyleyelim. Yani yapay zeka iki türdür. AGI ve AI. Yani dar yapay zeka, narrow. Düşük performanslı değil ama tek performanslı. Bir de AGI de var aslında, genel yapay zeka. Genel yapay zeka aslında onu ikinci sıraya bırakayım. Şu an bugün kullandığımız yapay zekadan bahsedeyim. Yani narrow AI dediğimiz. Narrow AI aslında işte bir endüstriden aslında sürükleyici bir endüstriden için aslında hizmet ediyor ya da pratik olduğunu söyleniyor ve tek bir görevi var oluyor. Yani örnekler verecek olursak biraz önce senin verdiğin örneklerden devam edebiliriz. Mesela sanal kişisel asistanlar, Google asistanı ya da Amazon'un Alexa'sı ya da işte Apple'in Siri'si, bunlar aslında sanal kişisel asistan ama narrow AI kullanıyor. Yani dar yapay zeka kullanıyor. Tavsiye sistemleri veya tavsiye yazılımları desek e-ticarette, e-ticaret web sitelerinde kullanılan, onlar da narrow AI kullanıyor. Onlar da hani dar yapay zeka ya da zayıf yapay zeka dediğimiz türden kullanıyor. Örnekler aslında çoğalıyor ama en önemlisi belki de finansta, yani finans kuruluşların kullandığı yapay zeka örnekleri. Dolandırıcılık tespiti yapılıyor ya, hani yapay zeka işlemler falan. Finansal kuruluşlar mesela sahtekarlık faaliyetlerine bu şekilde tespit ediyor ama onu bir narrow AI türü. Mesela tıbbi teşhis ve görüntüleme, belki de bunlar, bu da uygulamalardan bir tanesi. Belki de siz de görmüşsünüzdür örnek olarak MRI'lar gibi kanser tespit etmek için veya anomaliler tespit etmek için gibi aslında görüntüleme uygulamaları aslında narrow AI kullanıyor. Bir şey diyeceğim. Araya girmek istedim. Şimdi mesela bu konular çok önemli. Çünkü erken teşhis gibi konularda ilerleme sağlandığı konuşuluyor. Ve yani sağlıkla alakalı konuşuyorsun mesela. Yapay zekayla çalışan makineler var. App'ler var. Ve bir takım konularda şu sıkıntı olabilir şeklinde bir öneri, bir şey geldiğinde insanlara belki de o konularla alakalı erken önlemini alacak. Belki de o hastalığa kötü bir şeyde yakalamaktan kurtulacak. Şimdi tabii bunlar güzel ama bir yandan da bu şeyin bir diğer tarafı var. Hayat uzuyor. Evet. Yani eskiden işte 60 yaş orta, yani yaşlı derken 60 yaş şu anda orta yaş bile değil.
Hatta işte 47, ben 47 yaşındayım. İşte babamların zamanında 47 yaş. Ya sen artık hani yaşlılığa doğru gidiyorsun ama şimdi 47 bilmiyorum benim için ben mi diyorum öyle ama bence ben hala çok genç olduğumu düşünüyorum. Çok genç değil mi? Genciz diyorum yani. Gençsin umarım tabii. Şimdi, şimdi 80 yani bu yaş tabii ömür uzuyor. Güzel ne güzel. 40 da ilerliyor ama bir yandan tabii şu da önemli galiba. Yani bu da çok tartışılan bir konu. Yani konudan konuya geçiyoruz ama hepsi birbirine bağlantılı çünkü dönüşüm deyince dijital dönüşüm sadece biz burada teknoloji var. Dijital bir şey yapıyoruz değil. Hayata da etkisi var. Yani zaten şu anda hayatımızda 8 milyar insan var dünyada yaşayan. Kıtlık konuşuluyor. Yani bu iklim değişikliğinden dolayı bir takım şeyler yok oluyor. Ve zaten halihazırda dünya o 8 milyar insanın kaldıramazken yükünü ve kıtlık çoğu yerde kıtlık başlamışken hayatın uzamasıyla beraber bu nasıl olacak? İşte ne bileyim adamın elin İsveçlisi eksi 20 derecede tohum yetiştiriyor. Çünkü bu adam bunu görmüş ve 20 sene 30 sene sonra bir kıtlık durumunda kendi tohumuyla buradan yırtmayı düşünüyor. Yani buradan biraz daha hani az hasarlı şey yapmayı düşünüyor. Bir de galiba bunları da bu şekilde düşünmek lazım. Yani evet burada bir takım şeyler oluyor ama bizim de bir takım konularda insanlık olarak da önlem almamız gereken de bir sürü şey var diye düşünüyorum bir anda. Biz de pazarlama konuşuyoruz ama burada konuşmadan da olmaz yani. Biraz böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz. Ama kitlelerimiz aslında bahsettiğin dünyadan geliyor. Yani hepimiz. Evet. Yani hedef kitlelerimiz aslında farklı sektörlerde bu toplumlardan aslında geliyor. Bu toplumların davranış biçimlerini anladıkça aslında işimiz biz de pazarlamacılar olarak daha iyi yapabiliriz. Dolayısıyla yapay zeka onlara nasıl etkileyecek, bizim işlerimizi nasıl etkileyecek ve işlerimizi nasıl hızlandıracak aslında. O yüzden hani bence bu konular da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani senin söylediklerin çok doğru ama mesela insanların genç kalması bunu bence AGI ancak sağlayacak. Yani aslında ikinci yapay zeka türü. Biraz önce bahsettiğim dar yapay zeka yani ya da tek görevli one task dediğimiz olan yapay zekalardan o da aslında bir iş var. Yani mesela işte biraz önce dediğim gibi dolandırıcılık tespiti bu bir görev. Ya da mesela virtual assistant yani mesela viral assistant sadece işte bunlar tek görevlik gibi yapay zekalar ama AGI genel yapay zekalar senin dediğin aslında mucizeler hani makine tarafından yapılması mucize olarak ancak AGI gerçekleştirebilecek. Çünkü hani bilişsel yetenekler sahip olacaklar. Uyarlanabilir ve öğrenme yetenekleri sahip olacaklar. Bağlamsal anlayış sahip olacak. Bağlamsal anlayış dediğim bunu ancak insan yapar. Yani mesela geçmişi anlayıp bilgi güncelliyor ve ona göre karar veriyor ve hiçbir müdahale olmadan aksiyon alabiliyor. Bunu ancak insan yapabilir. Dolayısıyla AGI destekli olan bir aygıt ya da bir robot ancak bunu gerçekleştirebilir. Yani hiç kimse bir müdahalesi olmadan bir karar verebilir kendi kendine veya bir eyleme geçebilir. Dolayısıyla mesela eğer bir enjeksiyon yapması gerekiyorsa birine ve genç bir kılması gerekiyorsa bence ancak yapay zeka destekli ve AGI destekli bir robot belki de yapabilirler. Olabilir. Bu arada bakıyorum WhatsApp'tan sorular geliyor. Lütfen yazınız. Bu arada bir tane daha soru vardı. Onu da hemen aktarayım. Sevgili Emirhan Bayrağ'ın sorusu. Yapay zekayı beslediğimiz data seti bir topluluğu uygun görüşünü içerirken başka bir topluluğa göre uygun olmayabilir. Yani karar verici rolü yapay zekaya bırakmak ne kadar doğru diye sormuş. Çok güzel bir soru. Evet yani, çok güzel bir soru. Yani şöyle şu anki bu arada mevcut yapay zeka hazinesi diyeyim yani veri hazinesi diyeyim aslında biz besledik. Yani şu ana kadar verdiğimiz tüm verilerle. Bu da nasıl aslında? Yapay zeka döngüsüyle. Yapay zeka döngüleri şu şekilde biz ne kadar aslında hangi verilerle biz onu besleyeceksek makine öğrenimi aslında bunu algılayıp öğrenip sonra da
Yani aslında ona ne verdiysen hazinesiyle birlikte harmanlayıp aslında sana cevap verebiliyor. Ama bunun, yani soruya dönecek olursam, karar verici rolü yapay zekaya bırakmak ne kadar doğru olabilir? Bence doğru olmaz. Neden doğru olmaz? Çünkü bazı sınırlar olması şart yani burada. Bu da nasıl? Etik AI'la ya da işte biraz önce dediğim gibi yapay zeka mevzuatıyla ancak bu şekilde toparlayabiliriz. Veya hatta bir ara şöyle bir şey vardı. AI hallucination, AI heyecanı, yani yapay zeka heyecanı diye bir şey vardı bir ara. Yani mesela herkes ChatGPT kullanıyor burada yüksek ihtimalle. Yani özellikle pazarlamacılar, hani şeyden bahsediyorum. Yani pazarlama profesyonelleri kullanırken, eminim siz de promptlarınızı yazarken belki de aklınıza gelmeyebilir. Veya ona bir sınır çiziyorsunuzdur. Ya da ona bir bağlam belki de ekliyorsunuzdur promptlarınızda. Bir ara şöyle bir tavsiye vardı. Don't hallucinate, yani heyecan yapma ifadesini eklemekte fayda var diye bir tavsiye vardı birçok hani prompt engineering kurslarında. Yani o yüzden bu olabilir mi? Olabilir. Yani ona karar verme mevzuat ve etik aslında verileri eklemeden önce bu döngülere bence tamamen bırakmamak gerekiyor. İlk önce bence böyle önlem alınacak. Yani tamamen yapay zeka mevzuatı ve etik yapay zeka ile ilgili kurallar veri halinde getirip de beslenecek bence bu döngülere. Sonra ancak karar verme verilebilir ve çevrilebilir. Evet. Şimdi ben de sorulara bakıyorum. Konudan konuya atıyoruz ama şeyi herhalde biraz üstünden geçtik. Yani veri güvenliği, şeffaflık gibi kavramlar. Burada soru işaretleri var demiştik ama evet. Ön yargılarla alakalı. Tabii ön yargılar var. Bunları konuştuk. Şimdi yani yine sorular olursa lütfen sorunuz sevgili dostlar. Bu arada en başta da sorduğum soruyu tekrardan sormak isterim. Cemile Hanım galiba cevap yazdı. Yani yapay zekayı pazarlama çalışmalarında ne kadar kullanıyorsunuz? Kullanıyor musunuz? Ya da ne biliyorsunuz? Ya da ne öğrenmek istiyorsunuz? Gibi gibi. Birazdan zaten yayın içerisinde sizin faydalanabileceğiniz kitaplar, bloglar vesaire bunları da paylaşacağız. Biraz başarı hikayelerinden gidelim. Yani bu yapay zeka sayesinde başarılı olan firmalar, projeler, kampanyalar varsa onları duymak istiyoruz. Ve de sık yapılan hataları da konuşalım. Yani hem iyiler hem böyle eksiler ya da geliştirmesi gerekenler. Aslında hata yapmak güzel bir şey. Çünkü hata yapınca bir sonrakinde daha iyisini yapmak için gereken önlemler alıyorsun. Bazen iş hayatında hata yapınca bir küsüyoruz ama küsmeyin sevgili dostlar. Hata yapmak bence çok güzel bir şey. Hata yaptıkça öğreniyoruz. Hata yaptıkça daha iyisini yapıyoruz. Hata yapmazsanız ya da bir şey eksik yapmazsanız gereksiz bir özgüven geliyor ve ileride daha büyük hatalar yapabiliyorsunuz. O yüzden de hata yapmak iyidir. Biraz buradan bahseder misin? Tabii ki. Aslında hani markaların çoğu herhangi bir yapay zeka adımı atmadan önce ilk önce bir strateji AI adoption diye bir şey aslında yapar. Yani yapay zeka benimseme stratejisi ilk önce kuruyor. Yani nasıl benimsemesi gerekiyor, ne kadar yatırım yapması gerekiyor ve tam olarak yani yaptığı ya da mevcut araçlar özellikle şu an mesela SaaS araçları veya EaaS, yani dediğimiz yapay zeka yazılımlar destekli aslında ürünler. İlk önce hangi özellik ya da hangi yazılım tam olarak bunu destekleyeceğim yapay zekayla. Eğer mevcutsa yani şu an veya bazı araçlar tamamen uygulamadan ibaret. Yani hani API, bir API sadece hani geliştirmeye karar veriliyor ve onun mevcut bir yapay zekaya bağlanıyor. Birçok örnek aslında markalara dönecek olursak Coca-Cola'nın yaptığı bir çok güzel bir örnek var mesela. Dal.ai ve ChatGPT'nin bir partnership aslında işbirliğiyle birlikte çok güzel bir örnek çalışması çıkarttılar. Şimdi yakın zamanda siz de belki de görmüşsünüzdür hani sosyal medya mecralarında özellikle Jennifer Lopez'in yaptığı bir reklam kampanyası belki de görmüşsünüzdür. Onların Coca-Cola distribütör
makinalarında bir uygulamaya bağlıyorlar. Uygulama tabii ki de kullanıcının davranışlarına baz alarak ChatGPT ve DALL-E verileri toplayarak her bir kullanıcı için kişiselleştirilmiş reklam biçimi çıkartılabiliyor. Ve ne kadar Coca-Cola mesela distribütörler aslında daha fazla kullanılmasına teşvik ederek uygulamadan ve loyalty system yani loyalty program loyalty program aslında geliştirdiler. Hangi Coca-Cola kullanırsanız yani çok ne kadar Coca-Cola kullanırsın ve tam olarak kişinin profiline göre in-app reklamlar çıkıyor. Uygulamaların içerisinde reklamlar çıkıyor. İnanılmaz güzel bir çalışma. Şu an hali hazırda sadece Japonya'da sadece kullanılmakta. Ama farklı örnekler de var. Biraz önce sen de Netflix'ten bahsettin. Netflix çoğumuz biliyoruz birçok dil destekli ama 15 dil destekli olan bir uygulama. Ama şöyle düşünün 80 ülkede şu an mevcut ve aynı rakam olarak %80 kullanıcılarından bugün yani 200 milyon aşıyor bu arada. 200 milyon kişiyi aşmakta ve hepsi recommendation'lerinden yani daha önce kullandığınız, izlediğiniz aynı şovlarda algoritmaya daha isterseniz aslında dönüştürebilirsiniz. Yani daha önce ne izlediyseniz algoritmaya besleyip aslında döngüsü besleyip ve yani size bu şekilde aslında önerilerde bulunabiliyor Netflix'in algoritması. Başka örnekler de var. Sephora aslında örneği de verebilirim. Sephora hem Color IQ uygulaması yaptı, Fragrance IQ da yaptı. Fragrance bu arada Inario diye bir firmayla partnership yaparak kuru bir koku aslında. İsterseniz parfüm kullanmadan aslında kuru bir koku alabilirsiniz ve deneyebilirsiniz satış noktalarından Sephora'da. Aynı zamanda mesela hepimiz tenlerimiz, bu daha çok böyle kızlara hitap olan bir konu ama hepimiz tenlerimiz farklı mesela. Sephora Virtual Artist diye bir uygulama çıkarttı. Orada mesela daha çok e-commerce'a hitap eden bir uygulama. Ve çok güzel sonuçlar da elde etti şimdiye kadar. Çok güzel de satış yapabiliyor e-commerce'de. Daha önce ben de şahsen makyaj online alamazsın. Hepimiz tenimiz üzerinde aslında denemek istiyoruz. Böyle uygulamalar yapay zeka destekli olduğu için daha rahat bir şekilde aslında online satış yapabiliyorlar. Aslında örnekler çok ama en iyisi ve şahsen hep case study olarak vaka çalışmalarının hepsine nerede bulursam mutlaka okurum Amazon. Yani gerçekten Amazon yaptığı iş bugüne kadar yapay zeka için en çok besleyici yani bilgi açısından yapay zeka için. Ve bugüne kadar aslında iki konu Amazon'un çalışmalarında önemli. Bence ne kadar kullanıcı ve müşteriye önem verdiğini, hatta burada birazdan bir web site önereceğim. Amazon'un aslında Amazon Science diye bir blog aslında sunuyor. Yaptığı tüm tecrübeler müşterinin davranışlarını anlamak için. Burada örnek olarak aslında linkini paylaşabilirim. Bu çok önemli ve bununla birlikte Amazon'u güçlendiren gerçekten hem kullanıcı ve müşteri davranışlarını anlamak ve çok önem vermek ve hep öne çıkartması hem de yapay zeka aslında değerlendirmesi bu konuda. O yüzden onu baya aslında bu kadar büyüttü diye düşünüyorum. Bu konuları konuştuk herhalde. Benim bölüme o yüzden bir haber geldi. Yapay zeka ile alakalı. Yapay zeka sayesinde Beatles'dan yeni bir şarkı gelmiş.
John Lennon'ın sesinin yapay zeka aracılığıyla dahil edildiği son şarkısı Now and Then'in gelecek hafta yayınlanacağı duyurulmuş. Yani John Lennon'ın sesi yapay zeka ile oraya konmuş. Ben Freddie Mercury aslında Müslüm Gürses'in şarkılarını söylediğini bile duydum ama inanılmaz güzel örnekler. Yani hatta pazarlamada bile kullanılabilir yani. Mustafa Erol Çakan'ın sorusu var. Onu da aktarmak istiyorum. Çoğu kimse yapay zeka ile otomasyonu karıştırıyor. Güzel, doğru. Ya karıştırmamak için ne tavsiye, karıştırılmaması için ne tavsiye edersiniz diye bir soru da gelmiş. Biraz önce bahsettiğim Narrow AI ve General AI'nin arasındaki yani farklar aslında iyice anladığınızda Narrow AI tam olarak hangi araçlarda kullanılıyor? Tek kullanımlı dedik ya, one task aslında. Yani tek bir konuda aslında destek verebiliyor. Ya da hani birçok konuda ama tek sonuç yazılım olarak aslında çalıştırılabiliyor. Yani tek hedefli olarak. Narrow AI'nin ya da dar yapay zeka dediğimiz hedefi neyse tam olarak nasıl çalışıyor? Yani kısaca ve basitçe aslında her bir uygulama nasıl bir hedefim ne ve beni nerede aslında taşıyabilir sorusu cevapladığımızda aslında bu bence daha rahat bir şekilde anlaşılabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle benim soruya dönecek olursam çoğu kimse yapay zeka ile otomasyonu karıştırıyor. Otomasyon aslında makine otomasyonu olduğunu düşünülmesin şimdilik. Tam olarak daha çok yazılım yapay zekadan bahsediyoruz. Özellikle pazarlamada. Makina ve yazılım yine entegrasyonu anlamakta fayda var. Yapay zekanın kendi yazılımını ve sonucu tam olarak da anlamakta fayda var. Yapay zeka nasıl bir hedef elde etti? Yani elde ettiğimiz hedefler... elde ettiğimiz sonuçlar hangi hedef aslında hizmet ediyor? Bunları anladığınızda aslında böylece aslında bu soru tamamen cevaplamış olacağız diye düşünüyorum. Şimdi yaklaşık son 15 dakikaya girdik. Birkaç soru var. Mesela şeyi sormak istiyorum. Yani gelecek hakkında da konuşmak istiyorum. Yani pazarlama çalışmanda yapay zekanın geleceğini nasıl görüyorsun İnsaf? Yani işler tamamen oradan yürüdü. Tüketici buna ne kadar hazır? Bir de böyle bir şey var. Yani mesela bir şey daha sana söyleyeyim. Konudan bağımsız. Tüketici buna hazırlığından kastım şu. Mesela robot teknolojisi. Ben 3 sene ya da 4 sene önce bana bir sempozyumda, bir etkinlikte resimler gösterdiler. 2 tane resim. Japon bir kadın resmi. Dediler ki hangisi robot dediler. Dedim ki nasıl yani falan anlamadım. İkisi de insan yani. Yok dediler, bir tanesi robot, hangisi? Bilmiyorum dedim ya. Bakıyorum ikisi de. Bir tanesi robotmuş. Gösterdiler, bu dedi sağdaki robot. Şimdi dedim yani bu ağzıma açık kaldı ya. Dedim bu teknoloji şu anda hazır mı? Hazır. Peki de niye görmüyoruz? Dediler ki insan oldu. Şimdi bunu sen böyle buradayken ağzın açık kaldı. Yarın bakkala gittin. İşte Hatice abla bir tane oradan bisküvit versene dediğin zaman robot olduğunu gördüğünde üzülürsün dedi. Yani bir aptal olursun dedi. O yüzden... bisküvit demiyoruz işte, lafın gelişi. Neyse bu insanlığın da hazır olması gerekiyor. Aslında çoğu şey var, hazır. Yavaş yavaş alıştıra. Belki de bu pandemi döneminde biraz hızlı gitti bazı şeyler. Daha da hızlı alıştık. Ama alıştıra. Sence yani gelecekte hep yapay zeka mı olacak ve tüketici, yani bizler ne kadar hazırız? Onu da sormak istiyorum. Şöyle, bence yapay zeka hepimiz hazırız ama bir noktaya kadar. Belli bir noktaya kadar sence hazırız. Şöyle mesela insan aslında ihtiyaçlarına göre, burada biraz nörobilime bakmak gerekiyor. Yani insanlar aslında ihtiyaçlarımıza göre, hatta pazarlamada çok nörobilim kullanırız. İhtiyaçlarımız, korkularımız, ondan sonra istediklerimize göre hareket ediyoruz, düşünüyoruz, kararlar alıyoruz vesaire. Dolayısıyla işte şu an eğer kullandığımız yapay zekalar bunlar şu an hali hazırda hizmet ediyorsa, o yüzden biz hazır olduğumuzu düşünüyorum. Yani şu anki kullandığımız araçlarda. Şimdi yıllar, önümüzdeki yıllar aslında ne kadar hazır olup olmadığımızı belli olacak. Yani önümüzdeki 5 sene aslında augmented working diye bir kavram devreye giriyor. Augmented working şu, aslında yaptığımız meslekler, kullandığımız araçlar, aşina olduğumuz
işletmeler ve işte idari işler vesaire, bunlar aslında yükseldiği zaman, güçlendirildiği zaman yapay zekayla ve bunlara alışma sürecimiz, daha doğrusu aslında ne kadar hızlı olacaksa o kadar bir sonraki çağa hazır olacağız. Yani şöyle düşünün, yapay zeka ilk devrim değil şu an. Yani insanların yaşadığı ilk devrim değil. Yapay zeka, bazı insanlar dördüncü olduğunu söylüyor. Bazı insanlar işte beşinci devrim olduğunu söylüyor. Ama yapay zeka yıl 2010'dan bu yana hayatlarımızda. Ama bir şey hissettik mi net olarak? Yok. Yani hayatımız aslında devam ediyor. Hatta biraz önce verdiğim örneklerden biri diyebilirim. Birçok aslında örnek aslında şey... güzel bir reklam çalışması olduğunu düşünen insanlar hepsi yapay zeka destekli. Ya da kullandığımız birçok araçlar bugün yapay zeka destekli. Sadece bence farkındalık bugün yükseldi. Yani bu sene, geçen sene Covid'den sonra farkındalık yükseldi yapay zekaya karşı ve artık ismen hitap etmeye başladık. Yani araçlar yapay zeka destekli olduğunu yani söylemeye başladık. Daha önce bence sadece perception olarak, yani algımız değişti sadece bununla ilgili, yapay zeka ile ilgili. İleride de aynı şekilde bu augmented working, bu da sene yani 2024-2025'nin trendlerinden bir tanesi. Biz ne kadar aslında alışacaksak bu süreç içerisinde, 4-5 sene içerisinde, o kadar aslında bir sonraki aşamaya da hazırlanmış olacağız. Augmented reality'nin Türkçesini bilmeyen için söyleyeyim, artırılmış gerçeklik. Onu da hemen altını çizelim. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela şu an biraz önce bahsettiğim AGI, mesela Sam Altman, OpenAI'nin CEO'suna sormuşlar. AGI nasıl bir şey olacak? AGI hayatımızı nasıl etkileyecek? Sam Altman diyor ki 10 sene sonra şimdilik korkmanıza gerek yok. 10 sene sonra aslında tamamen hayatımıza yani girmiş olacak. Ama kendisinin farkında da şu anda da bir hazırlık olduğunu, bir hazırlık birçok marka aslında OpenAI dahil olarak yapıyorlar. Yani Sam Altman ve birçok OpenAI çalışanları mesela OpenAI'nin blogunda mesela bu konuyla ilgili çok yazıyorlar. Hatta birazdan da bir link paylaşabilirim. AGI'nin hazırlığı daha çok bence ya da kabullenişi bu konuyla ilgili daha çok yazıyor. İnsanların kabullenişiyle ilgili daha çok yazıyor. Ben şimdi mesela kendi yazdığım makaleler okuyorum da konuyla alakalı ufak tefek bilgiler ekleniyor ama daha çok insanların kabullenişiyle ilgili uzun uzun makaleler yazılıyor. İşte bu hayatınıza ne kadar faydalı olacak? İşte hangi alanlar daha çok kullanılacak? Ve bundan korkmanıza gerek yok. Böyle risklerde, şu risklerde görmemenize gerek yok. Çünkü şu risklerde şöyle kaybolacak. Yani bu daha çok acceptance ile ilgili, daha çok kabulleniş ile ilgili bir adım olduğunu düşünüyorum. AGI teknoloji olaraktan bahsetmiyorlar. Yani daha çok acceptance olarak bahsediyorlar. Yani kabulleniş süreci. Bu kabulleniş süreci hepimiz birlikte 5-10 sene içerisinde yaşıyor olacağız. Bu arada demin bahsettiğin Amazon Science adlı şeyin de web sayfası aşağıda sevgili dostlar. Gerçekten değerli deniz, yani girerseniz göreceksiniz Amazon Science. Bir sürü şey var burada da. Şimdi yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. O yüzden sana şey sormak istiyorum bitirmeden. Yapay zekayı diye daha iyi anlamak için çok da sorular da geliyor. Yani bu önereceğin kitap, yani okumamızı önereceğin, ne bileyim bir Udemy vesaire gibi yerde kurs ya da bir blog takip etmemiz gereken ya da izleyeceğimiz bir film, ne bileyim, var mıdır? Yani filmler bence ve kitaplar tamamen hani insanlar kendi kendine seçmek isterler. Yani ben de şahsen eğitim tavsiyeleri alıyorum. O yüzden aldığım tavsiyeler ben de sunmak istiyorum. Birçok eğitim, faydalı eğitimler pazarlamacılar için paylaşabilirim. Yalnız tek bir sıkıntı var. Bütün eğitimler, yani bugün sunacağım eğitimler, eğitim linkleri İngilizce. Ama aynı zamanda bir çözüm de sunacağım. Herkesin faydalanması için. Şöyle, hepsi linkler olarak. Murat, sen istersen mesela sonra işte
videonun açıklamasını da paylaşabilirsin veya burada paylaşabilirsin, bilmiyorum. Burada paylaşacağım. Şimdi mesela demin paylaştığın OpenAI şeyini hemen ekrana getirdim. Harika. Yani sevgili dostlar, resmini çekin. Belki şu anda akılda tutmak çok zor olacaktır. Kopyalamak çok zor olacaktır ama resmini çekin. Zaten openai.com/blog/planning diye yazınca çıkacaktır. Ama şimdi yayınlayacağım şeydi. Bayağı edX. Şimdi birinci mesela eğitim AI for everyone. Bu Google daha önce bu arada head engineering, AI head engineering da yıllardır çalışmış birinin verdiği bir eğitim ve ücretsiz olarak sunuyor. Ve birkaç eğitim daha, mesela ChatGPT 4 nasıl kullanılıyor, prompt engineering eğitimleri var. AI applications, marketing ve finance'da hem finans hem de marketing yapay zeka. Tek gidelim. Mesela şu ekranda gördüğümüz edX.org'da eğitim değil mi bu? Evet. Tamam. Bunu bir şey yapalım. Sonra Coursera var paylaşmışsın. Çünkü arkadan ben şimdi onları tek tek bakıyorum. Evet. Şimdi onu da getireyim. Onu da birkaç yorumlarsan Coursera'nın şeyini de getireyim. Evet, AI Foundation for Everyone, yani yapay zeka aslında temelleri herkes için. Herkes için inanılmaz güzel bir dille anlatılmış bu arada. Hakikaten çok basit ve çok anlayışlı. Hani succinct bir dil, yani gayet böyle hani açıklayıcı ve net. Yani herkesin anlayabileceği bir dille anlatılmış. Dediğim gibi bütün eğitimler maalesef hani İngilizce, ama şöyle bir çözüm sunuyorum. Ben maalesef de farklı dillerde... Maalesef ne diyorsun? Çoğu kişi İngilizce biliyor yani. Harika. Ben de çok sevindim şu an, ama evet, şöyle bir şey biliyordur. Ama alternatif... Ama bilmeyenler için düşünmemiz gerekiyor tabii ki de. DeepL mesela, DeepL o da bu arada yapay zeka destekli bir uygulama. O yüzden DeepL mesela kullanıyorum ben. Hani sesini kullanıyorum bilmediğim dillerde ve öğrenebilirim yani aynı zamanda. Ve çok güzel de çeviriyor bu arada. Hani yani mevcut araçlarla kıyas edecek olursak en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Yani instant çeviri için. Bu da diğer şey sevgili dostlar. Coursera.org'da. Bunu da fotoğrafını çekeyim. Bir de YouTube linki paylaşmışsın. Onu da koyayım. O YouTube linki bakayım neymiş? YouTube linki burada ChatGPT nasıl kullanılabilir? Yani ChatGPT ya da bu arada sadece ChatGPT değil. Claude 2, ama Claude 2 şu an mesela burada kullanılmıyor coğrafya olarak, ama işte Bard, Google Bard'da yani chatbotlarının GPT-4 teknolojisi kullanan chatbotlar aslında promptlar nasıl yazılıyor, tam olarak nasıl bir teknoloji olduğunu, çok iyi bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Evet, bu da 50 dakikalık, 53 dakikalık, 54.51, 54 dakikalık. Bir saat hemen hemen, evet. Saat, evet, doğru, ortalama. Bu da ekranda görüyorsunuz. Yani sevgili dostlar, sonradan açanlar için söyleyeyim şimdi tek tek. Bir, şu openai.com'lu blog var. Bir resmini çekiniz, bir 5-10 saniye bekleyeyim. Bu sevgili İnsaf'ın paylaştığı ve hani takip edin, okuyun dediklerinden bir tanesi. İkincisi edX.org'da bir eğitim var. Artificial Intelligence diye. Eski bir Head of Engineering Google'da yıllardır çalıştı ve yapay zekanın babalarından biri diyebiliriz. Bu kendisi bu arada eğitim veriyor. Çekiniz. Coursera.org bu üçüncü paylaştığımız şey. AI Foundation for Everyone. Evet. Üçüncü resmini çekin lütfen. Bakınız sonra Coursera.org'da eğitimler. 4, Coursera.org'da bir tane daha var. Marketing ve finans profesyonelleri için bu daha çok. Süper. Bunun da resmini çekiniz efendim. Bu da gayet güzel, çok iyi olduğunu düşündüğü, İnsaf'ın önerdiği eğitimlerden bir tanesi. Bir de YouTube, ChatGPT-4'ün halası çalışıyla alakalı ve burada nasıl aplikasyonlar yapacağınızı dair bir video var. Kanal olarak da çok güzel bu arada. Yani CS50, ben de hani çok merak ettiğim konular oraya bakıp hani bilgi edinmek için de giriyorum. CS50 Tech Talk adlı kanalın videosu. Bunu da bakınız, fotoğrafını çekiniz ve kullanınız diyelim. İnsaf, o zaman son soru da şu olsun. Tam bir saat oldu çünkü. Biliyorsun mobil dev bize yani en başta çerez yönetimiyle alakalı bilgi verdim, ama bu arada onu bir kez daha yansıtayım sevgili dostlar.
sonradan gelenler varsa çerez yönetimi biliyorsunuz, bir web sayfasına girdiğinizde bu çerezleri kabul etme ya da ayrıntılara baktığında şeyler çıkıyor. Artık zorunluluk, yasal zorunluluk. Bu anlamda web sayfanızda böyle bir şey yoksa mobil dev firmasından bu konuyla alakalı destek alabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklarsanız da bugünden geçerli olmak üzere %20'lik bir indirim alma şansınız olacak. Şimdi SMS de göndermek isterseniz mobil de bunu da yapıyor. Şimdi SMS pazarlama çok büyüyen bir pazar. Sence SMS pazarlamanın geleceği nasıl görüyorsun? Yapay zekayla da orada bir şeyler olur mu? Ne olur? Evet, bence olur. Yani aslında birçok uygulama şu an hani ya entegre bir şekilde yapay zekayla çalışıyor ya da onlar için apayrı bir yazılım hazırlanabiliyor. Şu an SMS aslında pazarlamada tabii ki de hepsi kullanıcılar ya da potansiyel müşterilerimizin verilerine baz alarak aslında birçok kampanya ve segmentasyon kuruyoruz. O yüzden SMS pazarlama yapay zeka destekli, veri destekli olarak bence predictive analytics yani hani öngörü olarak predictive analytics kusura bakma. Yeniden Türkçesi unuttum. Mücadele. Bir saniye. Aynen. Tahmine dayalı analitik. Tahmine dayalı analitik teknolojisi. Yapay zeka destekli bir şekilde bence bir yazılım geliştirilebilir. Hatta eminim mevcut. Ve SMS pazarlama bence büyümeye de devam edeceğini düşünüyorum. Yani SMS bir noktada biz telefonlarımız yapay zeka kullanıyoruz durmuyor. Yapay zeka destekli olarak kullanmaya devam edeceğiz. O yüzden yapay zeka destekli SMS pazarlama devam edeceğini düşünüyorum yani kısaca. Çok sorular geliyor. Yani soru değil de soruyorsunuz dostlar. Alttan yine yazdım. Ama tekrardan sormak isterseniz de bana yazarsınız. İnsaf, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Umarım bir faydam dokundu. Olmaz olur mu? Çok güzel oldu. Biraz kafamızda bir şey oldu. Biz de sana bu yoğun temponda vakit ayırdığın için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Senin adına bir bağışta bulunduk Türk Eğitim Derneği'ne. Teşekkür ederim. Sertifika aldık ve o sertifikayı da sana yayından sonra göndereceğim. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Türk Eğitim Derneği kimdir, ne yapar diye. TED Ankara Koleji başta olmak üzere 100'e yakın okulu var Türk Eğitim Derneği'nin ve burada burs veriliyor çocuklara. Başarılı olan ama maddi durumu olmayan gençlerimize verilen burslara da katkıda bulunmak isterseniz sizler de Türk Eğitim Derneği'ne bağışta bulunabilirsiniz. Bugün Türk Eğitim Derneği olur, Koruncuk Vakfı olur, TOÇEV olur. Çocuklar ve eğitimle alakalı lütfen kurumlara, bu tip vakıflara destek olunuz. Bu arada İnsaf sana de sormak istiyorum. Bu tip konularla alakalı bilgi almak isteyenler sana nasıl ulaşabilirler onu da sorayım. İsteyen olursa tabii ki de LinkedIn sayfamdan ulaşabilir veya mail adresim ikisi paylaşabilirim ya da paylaşabilirsin Murat. Şimdi bir saniye, bu senin LinkedIn sayfan. O profiline tabi lütfen kale almayın. İnsaf Zahruni o yazarsanız zaten çıkacaktır. Web sayfa bu senin LinkedIn sayfan. Eğer e-mailde isterseniz e-mail ulaşmakla isterlerse onu da hemen yayınlayayım. Bu da burada İnsaf'ın e-maili bu. Yapay zeka ile alakalı, konularla alakalı sizler de bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Daha çok pazarlamada olsun. Pazarlamada tabii. Destek almak isterseniz de İnsaf'la da temasa geçebilirsiniz. Burada maili. Bu arada tabii ki bir şey daha var. Onu da hemen belirtelim. Biliyorsun Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyet'imiz. 2 gün sonra 100. yılına gireceğiz. Hepimiz çok büyük değişik hisler içerisindeyiz. Yani heyecanlıyız, mutluyuz, duygusalız. Çok çok önemli, çok çok değerli. 100 yılı görme şerefine nail olduk. Diğer 100 yılları da çocuklarımız görecek. O yüzden daha iyi eğitim gerekiyor. Daha eğitimli gençler bu ülkeyi daha ileri götürecek. O yüzden de sevgili dostlar, yani 100 sene önce bu ülke savaşlarla kazanılmış. Topla, tüfekle, artık yeni dönemin topu, tüfeği, savaşı bilgi çağında bilgiyle oluyor, öğrenmeyle oluyor. O yüzden de ne kadar çok iyi yetişmiş gençleri ülkemize kazandırırsak bizim için o kadar değerli. Bu anlamda da demin ki Türk Eğitim Derneği, Koruncuk Vakfı, TOÇEV ve de bunun gibi dernek ve vakıflar, çocuklarla alakalı ve eğitimle alakalı vakıflara destek olmak çok çok önemli.
O yüzden bunun da altını çizelim. Yaprak Hanım demiş ki, Yaprak Biçer Çataltepe harika bir yayın demiş. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Çok sevindim. Burcu Hanım da demiş ki, yapay zeka destekli WhatsApp mesajları da çok güçlü geliyor demiş. Evet. Burcu Albayrakoğlu, onu da çok teşekkür ederiz. Şimdi sevgili dostlar, biz sevgili İnsaf'la yolları ayıracağız. Yani veda edeceğiz kendisine, ama sizler sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan beraberiz. İnsaf, ağzına sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Teşekkür ederim herkese. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, 1 saat 6 dakika olmuş, yani 70 dakikaya doğru gidiyoruz. Çok güzel bir program oldu. Yapay zekadan nasıl faydalanacağız, pazarlama çalışmalarında nasıl destek alacağız, bunu konuştuk sevgili İnsaf Zahruni ile. Kendisi bizlere bütün bilgilerini paylaştı, web sayfaları verdi, eğitim siteleri verdi, bloglar verdi, video verdi, her şeyi verdi. Yani gerisi bize kalmış, biraz araştırmak, biraz bakmak çok çok iyi olacaktır. Sevgili İnsaf'a buradan sonsuz teşekkürler. Kendisi de 10 küsür sene önce Türkiye'ye yerleşmiş ve burada yaşamını sürdürüyor. İyi ki geldin İnsaf. Ne güzel burada seninle beraber olmak. Bu yayında da bizlerle beraber oldu. Sağ olsun, var olsun. İkinci teşekkür sevgili Mobilev ailesine. Bu programları geçen sene başlamıştık. Eylül ayında ikinci sezona girdik. Bir sene boyunca daha beraber olacağız. Pazarlama sohbetlerinin yapılmasını destekler için Mobilev'deki dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Pazarlamaya katkılarına dolayı tekrardan teşekkürler. Bu arada bugün yani bu konularla alakalı SMS pazarlama olsun ya da ne bileyim çerez yönetimi olsun, bu konularla alakalı bilgi almak isterseniz aşağıdan da geçiyor. mobildev.com adresinden ulaşabilirsiniz ya da telefon numarası da 444'lü bir telefonu var. Birazdan onu da göreceksiniz, kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. 444-0-554 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ve sen son teşekkür sizler efendim. Bugün yine bizlerle beraberdiniz. YouTube'dan, LinkedIn'den, Twitter'dan, Facebook'tan, Twitch'ten bu yayına katıldınız. Twitter artık niyeyse yani X diyemiyorum. X'ten katıldınız. Çok komik geliyor. Twitter. Onu da hep böyle demin de geçenlerde fark ettim. Hala sosyal medyada bir paylaşım yaparken de Twitter diyorum. Twitter, yani o Twitter bizim için. X diyemiyorum. X bana çok anlamsız geliyor. O yüzden de Twitter'dan da bizi izleyenler var. Facebook'tan da izleyenler var. Her yerden bizi izliyorsunuz. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden. Bizlerle beraber olmanız çok çok değerli. Her zaman sorulan bir şey var. Sıkılmıyor musun? Yayın yapıyorsun. Kimseyi görmüyorsun. Ben hepinizi görüyorum burada. O enerjiyi de alıyorum. Sorularınızı da görüyorum. Sorularınızı sormanız, yorumlar yapmanız, like, beğeni, paylaşım, bunlar bizim için çok çok değerli. O yüzden çok çok mutlu oluyoruz. İyi ki de varsınız, geliyorsunuz. 2 hafta sonra, yani 10 Kasım olması lazım. Yanlış olmasın. Kasım ayına girdik ya, şaka maka. Ne kadar hızlı geçiyor zaman. 10 Kasım'da, ama havalar hiç öyle Kasımlık değil yani bu arada. Havalar şey gibi, yaz havası. 10 Kasım'da yine çok önemli bir tarihte Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk geliyor. 10 Kasım. Cuma günü pazarlama sohbetlerinde tekrardan sizlerle beraber olacağız. İyi ki geldiniz efendim. Her zamanki cümleyle kapatalım. Ali Karabacak demiş ki, akşam saatlerini yapsanız olmaz mı? Yani biz bu saatleri belledik diyelim. Bu saatlerde daha fazla katılım oluyor. Akşam saatlerinde de bakalım efendim, bilmiyorum. Yani şu anda bu talep, böyle bir talep gelmedi bugüne kadar. Ama akşamlarda insanların bir koşmacısı oluyor Ali Bey. İşte insanlar işine gidiyor, evine geliyor, işte evin düzene giriyor. O yüzden de biraz zor gibi gözüküyor ama aklımızda tutalım. Belki de bir yayını, sadece bir programı akşam saatlerinde yaparız görmek anlamında. Her zamanki kapanış yapalım. Başımızın tacısınız, iyi ki de varsınız. Şimdiden iyi hafta sonları. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tekrardan kutlu olsun. Pazar günü çok büyük bir gururla ve onurla elimize bayraklarla bulunduğumuz ilin, bulunduğumuz şehrin sokaklarına yapılan kutlamalara katılacağız. Harika bir gün. Çok duygusal bir gün. İnşallah güzel bir kutlamayla nice yüzyıllara diyelim. Keyifli olacak. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.